bütün akrabalar, dostlar, gönüldaşlar bir araya gelebilmek. Bunun maksadı bu. Ve bu maksadında hasıl olunuyor. Burada gerçekten yılda bir kez de olsa bir araya geliniyor. Hem bayram vesilesiyle hem bu şenlik vesilesiyle toplanılıyor. Yıllarca birbirini göremeyen dostlar, akrabalar birbirini görmüş oluyor. Kaynaş çocukları birbirini tanımış oluyor. Bizler de her sene bu şenliğe teşrif ediyoruz, geliyoruz, katılıyoruz. Bu hemşerilerimizle birlikte oluyoruz. Beraber içinde oluyoruz. Sıkıntıları, dertleri konuşuyoruz yerine göre. Ve burada böyle güzel bir günü bir arada aynı bu güzel yeşilliklerin içinde, bu güzel doğanın içinde aynı oksijeni alarak bu havayı teneffüs ediyoruz. Sayın Başkanım, ben bir şey soracağım şimdi. Eskiden köydük. Evet. Mahalle konuları biliyorsun, beraberdik o günlerde, evet, daha yeni yeni geçiş yaparken. Nasıl? Yani Kepsut'un köyleri artık mahalleye alıştı mı? Tabii yavaş yavaş alışıyor. Yavaş yavaş alışıyor. Hatta fazla hızlı adapte olmaya başladılar. Tabii bir taraftan da büyük şehrin hem ilçe belediyesinin kırsal mahallelere hizmetleri de yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani buraları şehirleştirecek, şehirdeki standartlara ulaştıracak hizmetler de yavaş yavaş olsa gelmeye başladı. Bu biliyorsunuz Yaylabaşı bizim Mustafa Kemal Paşa, Bursa Mustafa Kemal Paşa sınırında son mahallemiz. En uzak mahallelerimizden bir tanesi. Burası merkeze 50 kilometre uzaklıkta. Ama işte bu kışın inşallah bütün hem Mustafa Kemal Paşa bağlantı yolunu hem de bizim diğer mahalle arası yollarımızı da düzenleyerek belli bir standarda geliştireceğiz. Aynı zamanda buraya güzel bir sulama göleti kazandıracağız bu sene. İnşallah onun da ihalesi yapılacak. Ve bu sulama göleti Yaylabaşı mahallemizde çiftçiliği, tarımı geliştirecek. Burada yaşayan insanlarımız daha sulu tarıma geçerek daha verimli çiftçiliğe geçecekler ve daha çok para kazanacaklar demek şey. Hatta buradan göç çok hızlı şehirlere doğru göç var. Bu göçü de bu şekilde önlemiş olacağız. Hatta tersine göç alacağımıza inanıyorum. Şimdi Yaylabaşı mahallesi daha önce 450-500 hane bir mahalleyken şu anda işte 200 hane falan indi. İşte okul kapanma noktasına geldi. İnşallah işte bu geri göçle yeniden burası hareketlenecek. Çünkü burası mümbit toprakları olan, güzel bir ovası olan, hatta Maftaros fasulyesi diye güzel bir Yaylabaşı fasulyesini yetiştiren ve tüm Türkiye'ye tanıtan bir yerleşim yeri. İnşallah o günler yeniden geri gelecek. Şimdi başkanım, bir de sizin sayenizde vefalı şehir Kepsut yavaş yavaş Türkiye'nin her köşesinden ismi duyulur orada. Evet. Bunun sebepleri nelerdir? Evet, hani güreş mi diyelim, ne diyelim? Tabii biz şöyle sosyal etkinliklere önem veriyoruz. İlçemizi tanıtmak için ne gerekiyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve bu slogan da iyi tuttu. Ve o slogan tutmaması için de bir sebep de yok. Çünkü gerçekten bizim ilçemizde yaşayan insanlarımız vefalı. Ve o isim onlara zaten yakışıyordu ve cuk oturdu. Ve vefalı yurt Kepsut tüm Türkiye'de tanınmaya başlandı. İşte bununla ilgili tabii ki bizim turizm elçisi dediğimiz o güreşçilerimiz, sporcularımız var. Onlar Türkiye'nin her yerine ben gönderiyorum. Oralarda er meydanlarında, çıktıklarında işte peşevden önce cazgırlar, er galibiyetten sonra onların isimlerini alması ve pahalı yurt Kepsut'un güreşçisi olarak kendilerini tanıtmaları bizim Kepsut'umuzu gerçek. Beni onlarca telefonla aranıyor. Aranıyorum onların her gittiği güreşten sonra. Ve diyorlar ki ya işte böyle diyor deyince şey yaptık diye. Ama gerçekten dışarıdan ilk kez ilçemize teşrif eden veya herhangi bir mahallemize teşrif eden bir dışarıdan hemşerimiz hemen o güzel sıcak karşılama, o misafirlikler verdi, o vefa örneği, vefa göstergesi onları zaten cezbediyor. Ve bu isim bize yakışıyor. Kepsut'a da yakışıyor. Kepsut vefalı yurt. Ülkede işte tanınıyor artık, biliniyor. Bu isimle biliniyor artık. Biz de bunu sık sık kullanıyoruz kendimizde. Neresinde her zaman vefalı yurt Kepsut'uyuz diyoruz. Bunu tüm hemşerilerimize kullanmaya başladık. Ve bu isim bize yakışıyor diyor. Peki başkanıma teşekkür ediyoruz. Evet, programımız devam ediyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, bu güzel ortamda sizlerle birlikte olduk. Evet sevgili izleyicilerimiz,
Yayla başı kavurma şenliğinin altıncısı hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda ikramlarımız var. Biz de bu arada bir boşluk bulduk. Bakalım bu kavurma şenliğimize nereden, kimler katılıyor onu merak ettik. Hemen yolda bizi tanıyan ama biz onu tanımıyoruz. Ekrandan bizleri daha önceki programlarımızdan tanıyorlar. Evet, şimdi bir soralım bakalım nereden gelmişler. İşte ekranlarımızın, televizyonlarımızın nerelerden izlendiğini canlı şahit olarak görebilirsiniz. Evet, sizi bir tanıyalım. Nereden geldiniz? Ben burada 5 kilometre büyük katılımcı köyündenim, Kepsul'un. Ama yurt dışında Almanya'da duruyorum. 20 yıl oldu Almanya'da duralı. Sizin programınızı ATV bölümünü sizi iyi bir şekilde yurt dışında kanallarda izliyoruz. Türklerin bu şekilde güzel programlarını temsil ettiğiniz için televizyonlarda izliyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun sizin böyle programlarını her zaman destekleyeceğiz. Benim adım Cani Bonat. Babam 70 yaşında. Burada arka dağlardan buraya geldik. Türklerin böyle güzel programlar yaptığı için, sizlerin de böyle bir programa destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Peki hiç hasret çekmiyorsunuz değil mi Almanya'da mesela, evet, ekranlarda böyle programları görünce? Yok, hasret çekmiyoruz. Bizi yakına getiriyorsunuz. Buraya Almanya yaklaşık 3000 kilometre. En az 6 tane devletten geçiyoruz. Evet. Ama Türklerin ve Müslümanların bu şekilde bize güzel desteklediğin için, hem çocuklarımıza Türkçe'yi ve Türk programlarını güzel işle izledikleri için size devlet yani büyük bir destek vermesi lazım. Kültür bir destek devamını sağlaması lazım. Biz Türkler Avrupa'da böyle programların devamını istiyoruz. Aynı programların da Avrupa'da Türk devleti olarak Türkleri bu şekilde desteklemelerini istiyoruz. Evet, şimdi abimiz, arkadaşımız diyor ki, ben de diyor acaba diyor Almanya'ya sizi davet etsem diyor. Gelir misiniz diyor. Beraber orada bir program yapalım. Bir hafta misafir edelim diyor. Bakalım, soruyoruz. Nasıl bir cevap alacağız? Gelebilirsiniz. Orada da bu camiler, diğer benim oturduğum şehirde 17 tane cami var. Arap camileri, ondan sonra diğer teşkilatların büyük bir kermesleri oluyor. Oradaki Türkler ve Müslümanlar toplanıp o kermesleri yapıyorlar. Yani sizin de oradaki Avrupa'daki Türklerin Avrupa'ya ve diğer Türkler devletlerine bu programlarını devam etmenizi rica ediyoruz. Bekleriz yani. Oradaki Türklerin de nasıl Türklüğü, Müslümanlığı Avrupa'da, Almanya gibi bir yerde 17 tane caminin, diğer teşkilatların beraber kermeslerin de sizleri bekleriz yani. Bu çekim nasıl burada bir kavurma şenliği, Yaylabaşı Köyü'nün kavurma şenliğini yapıyorsanız, bizim de Avrupa'daki Türklerin de böyle bu programlarını herkesin izlemesini isteriz yani. Evet, biz abimizin şimdi adresini alıyoruz. Bizim uçak biletimizi kesiyor ama gününü biz ikimiz tayin ediyoruz. Gün olacak belki Almanya'dan, daha önceki programlarda da izlediniz. Sizleri Kosova'ya, Arnavutluğa, Makedonya'ya, Yunanistan'a ve Rusya'ya, Balkarya'ya kadar götürdük. Nasip diyoruz, belki Almanya'ya da götürürüz diyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Arkadaşımıza bayram dolayısıyla bu Yaylabaşı kavurma şenliğine katıldığı için teşekkür ediyoruz. Biz bir babasını tanıyoruz. Büyük Katranlı köyünden İbrahim oğlu Hacı Musa Onat. Evet. Hacı abi, tekrar hacıya gitmek istiyor mu? Allah ömrüm varsa, uzun ömürlerim varsa ömre gitmek istiyorum evelallah. Evelallah. Sen beni de götürsene şuraya. Nasip olursa götürürüz de. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, biz kendisini bir tanıyalım bakalım. Kimmiş? Önce bir yayla başında ne arıyormuş şenlikte? Ben 15 yıldan beri kaymakamlıkta çalışıyorum. Mustafa Kemal Paşa kaymakamlıkta çalışıyorum. Oradan büyükşehir yasasıyla şeye geçtik, belediyeye geçtik. Operatör olarak çalışıyorum orada. Köyümüzde işte bu şenliklerden dolayı bu sene 6.'sı olan şenliğimize davet edildik. Buraya geldik. Burada şenliğimizi tertip ediyoruz. Herkesi davet ediyoruz da. Bütün yakın köylerimizi davet ediyoruz buraya. Gelsinler, buyursunlar. Burada kavurma şenliği tertip ediyoruz.
kavurma şeyini herkes gelsin buyursun yani. Yayla başı nasıl, güzel bir yer mi? Çok güzel bir yer. Burada su çıkanımız var. Su çıkanda güzel, burası çok ağaçlar, mesire alanlarımız çok güzel bir yer. Tanıtılması gereken bir yer. Yani gerçekten buz gibi suyu var. Çok güzel bir yer. Evet, doğası da bozulmamış gördüğüm kadarıyla. Evet, doğasına da hiç ellenmedi. Yani aslında milli parklar buraya el atması lazım. Yani milli parklar burasını daha güzelleştirmesi lazım. Koruma altına alması gibi yani. Evet, anlıyorum. Nasıl Mustafa Kemal Paşa'da su şelalesi varsa, burada da bizim su çıkanımız var. Su çıkanımız da en az su uçtu kadar güzel. Yani gerçekten buz gibi yaşanır bir yer ama tabii ilgi alaka olmadığından dolayı, böyle biraz uzak olduğundan dolayı fazla gelenimiz gidenimiz olmuyor yani. İnşallah belediyemizi davet edelim o zaman, belediyelerimizi. Bu tabii Kepsut Belediyesi'nin görevi burada. Evet, evet, Kepsut Belediyesi buraya el atması lazım. Yani burayı güzelleştirmesi lazım biraz daha. Evet, bugün dile getiririz. Bakalım nasıl bir hizmetler gelecek yerli başına. İnşallah belediye başkanımızdan burayı daha güzel bir hale getirmesini temenni ederiz yani. Teşekkür ediyoruz sana. Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına, ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok. Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına, ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun. Thank you.
Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi yayla başındaki bu kavurma şenliği bundan 6 yıl önce başladı. Tabii ki Hidayet muhtarımız zamanında başladı. Hiçbir zaman için vatandaşlarını, muhtarını, yönetimi yalnız bırakmıyor. Gene yanımızda, gene destekçisi. Evet, ne söyleyecek dinliyoruz. Önce köyümüze hoş geldiniz diyorum. Köy olaraktan. Bunu 6 sene önce başlattık. Buralara kadar getirdik. İnşallah herkes memnundur. Komşularla, komşulardan gelenler oluyor. Belediye başkanı geliyor. İsmail Cankurt geldi. Bir küreç tuttular. İnşallah vatandaşlar da memnundur. Yolumuzu da düzlemişsiniz. Bu dağ yolu herhalde. Dağ, orman yolu. Şimdi aslında Hidayet abi, buraya mesela Kepsut Belediyesi biraz daha ilgi gösterse. Nasıl olur burada su çıktığının olduğu yerlere? Daha güzel olur. Burası koruma altına alınsa daha güzel olur. Çevre köyler de gelir. Çevre köyler de gelir. Burası çimenlendireceğim. Yeşillik olacak. Şimdi burası toz duman içinde, görüyorsunuz halde. Evet. Ama bu da olacak herhalde. Zamanla bu da olur. Zamanla inşallah bunu, evet, sulandırırız. Yaylabaşı Kepsut'a kaç kilometre?